Edirne'de Talatpaşa Caddesi üzerinde henüz yapımı devam eden ve bir süre sonra açılması beklenen yeni alışveriş merkezinin yerel esnaf için birinci ve ikinci bodrum katlarında ayırdığı %5'lik yer tepkilere neden oluyor. Dövizci, çiçekçi, pet shop, ev tekstili gibi işlerin yürütülmesi için euro üzerinden belirlenen metrekare fiyatları adeta dudak uçuklatıyor. Örneğin ikinci bodrum katta döviz ve çiçekçi olarak belirlenen 20 metrekarelik bir mağazanın bir aylık metrekare fiyatına 45 euro istenirken, birinci bodrum katta 64 metrekarelik tekstil ürünleri için belirlenen bir başka mağazanın aylık metrekare bedeli ise 45 euro. Yerel esnaf için bodrum katların ayrılmasına tepki gösteren Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, fiyatların da çok yüksek olduğunu belirtti. Yeni alışveriş merkezinde esnafların kendi sektörlerinde iş yapamayacağını, sadece belirlenen birkaç sektörde iş yapabileceklerini kaydeden Sanış, Edirne'deki esnafların oradan yer tutacaklarını zannetmiyorum. Bize ayrılan yer orada fiziki olarak çok uygun bir yer değil. Hem de oradaki dükkan kiralarının metrekareleri de aşırı derecede pahalı. Orada dükkan açacakların Allah yardımcısı olsun dedi. Şimdi malum son günlerde Edirne'de esnafları ilgilendiren yeni yapılacak olan AVM var. Bunu basından da duyduğumuz kadarıyla yerel esnaflara orada dükkan kiralamayı düşünüyorlar. Kanuni olarak burada %5'lik bir hakkı var. Fakat gelin görün ki bize verdikleri %5'lik hak yapı olarak bir bodrum katı. Bu sadece biz size %5'lik hakkı veriyoruz. Bu hakkınızı isterseniz kullanın. Ve burada verdikleri böyle bir şart var. Onların istedikleri sektörde olacak. Kalkıp da hiç kimse orada dükkan tutsa bile kendi sektöründe iş yapamayacak. Çünkü onların belirlediği sektörlerde dükkan tutulması gerekiyor. Zaten esnaf zor durumda, sıkıntılı bir durumda. Burada da yapılması gereken, yapılan çalışma da çok mantıklı bir çalışma değil. Edirne'deki esnafların da zannetmiyorum oradan gidip yer tutacaklarını. Hem bize ayrılan yer fiziki olarak çok fazla uygun bir yer değil. Hem de oradaki dükkan kiraları da aşırı derecede, metrekareleri de pahalı. Orada dükkan açanların Allah yardımcısı olsun. Bu şu andaki ekonomik krizde çok fazla ayakta duracaklarını zannetmiyorum.